Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temel analiz ile geleceğin şirketleri nasıl bulunabilir, bunları nasıl tespit edebiliriz bunu konuşacağız. Oldukça önemli bir video daha orta uzun vadeli yatırımcılar için geleceğin favori şirketlerini bulabilip uzun vade durup ciddi paralar kazanmak isteyenler için çok önemli bir videodur. Bu videoya geçmeden önce mutlaka ücretsiz olarak YouTube'da paylaştığımız temel analiz eğitim serisini baştan sona bitirmenizi sizlerden rica ediyorum. Çünkü temel analiz eğitim serisini bitirmezseniz bu videoda anlatacaklarım yarım kalacaktır, eksik kalacaktır. Tam anlayamayacaksınız diyemesem de yine de eksik kalacaktır. Mutlaka bir iki gününüzü, 3 gününüzü ayırıp temel analiz eğitim serisini baştan sona bitirmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelin hep beraber videoya Geçelim ama geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Temel analiz ile geleceğin şirketlerini bulurken bizlere birkaç tane farklı kriter gerekiyor. Bir RG ve yatırım harcamaları. Geleceğin şirketini bulmak istiyorsak RG ve yatırım harcamaları bizim için çok çok önemli. 2. Yazılım, inovasyon, teknoloji şirketlerinden biri olmasını mutlaka istiyoruz. Çünkü geleceğin şirketleri içerisine burada e, biraz da kaba üretici diye tabir ettiğimiz belki perakende sektörü, belki biraz çimento inşaat sektörü, belki biraz burada tabii ki daha uzun vadeden bahsettiğimiz için yazılım olmayan ağır sanayilerin girebilmesi ve geleceğin favori sektörleri arasında yer alabilmesi biraz daha uzak kalıyor. Bu yüzden burada yazılımsal, teknolojik, inovasyonsal şirketlerin olması ilk kriterimiz aslında. Bundan sonra bu diğer arge ve yatırımlar, nakit dengesi, yurt dışı satışları, öz kaynak büyümesi ve faaliyet raporu konuları geliyor. Burada dediğim gibi biraz da örneğin market şirketlerinin geleceğin favori şirketi olabilme ihtimalinin az olduğunu biliyoruz. Veya bir çimento şirketinin geleceğin favori şirketlerinden biri olma ihtimalinin zor olduğunu biliyoruz. Gelecekte değerlenebilirler, iyi işler yapıp iyi satışlarla büyüyebilirler ama geleceğin favori hisselerinden, geleceğin şirketlerinden olması tabii ki biraz zor olmuş oluyor. Şimdi gelelim öncelikle sizlerle adım adım ilerleyelim. Öncelikle buradaki ilk konumuz öz kaynak büyümesi. Öz kaynak büyümesi dediğimiz şey aslında düzenli olarak bir öz kaynak artışı istiyoruz burada. Bunun için ne yapacağız? Tabii ki bilanço tarafına geçeceğiz ve öz kaynaklar kısmını bulacağız. Bakın öz kaynaklarına baktığımızda ARDZ bilişimi de burada bir örnek olarak alıyorum. Tamamen bir örnektir. Siz hatta iyi bir incelemeyle bu hisseden çok çok daha iyi hisseleri çok çok daha muntazam hisseleri bulabileceksiniz. Şimdi öz kaynaklarına geldiğimizde 270 milyonluk bir öz kaynağı olduğunu ve bunu açıkçası baktığımızda tabii ki e, aynı çeyrekle kıyaslıyoruz. 9. aylığa baktığımızda 136'dan 270'e gelmiş. Bir önceki 9 aylığa baktığımızda tabii ki e, şirketin ömrü yetmediği için oraya kadar gidemediğimizi görüyoruz ama artışa baktığımızda şöyle genel olarak düzenli bir artış içerisinde öz kaynaklarının büyüdüğünü görebiliyoruz. Bunu daha büyük şirketlerde daha muntazam bir büyüme isteyeceğiz. Her aynı çeyrekle kıyasladığımızda ciddi bir artış olmasını isteyeceğiz. Hemen şurada özet rapordan baktığımızda da 232 milyondan 270 milyona yani ortalama 40 milyonluk bir artış olduğunu bunu da ortalama hesapladığımızda yani 200 milyona yuvarladığımız zaman %18'lik %15'lik bir büyüme olduğunu görebiliyoruz ki fena sayılmaz. İlk faktörümüz buydu. İkinci faktörümüze baktığımızda nakit dengesini görüyoruz. Nakit dengesini anlayabilmek için de mutlaka nakit akım tablosuna gidiyoruz. Nakit akım tablosunda kriterlerimizden birincisi dönem başındaki nakit benzerlerinin dönem sonundaki nakit benzerlerinden daha düşük olması. Yani dönem sonuna nakit arttırarak girmesini istiyoruz şirketin bu bir. İkincisi arge ve yatırım harcamaları diyorduk. Hadızı bu buradayken yatırım harcamalarına bakalım. Gördüğünüz gibi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarında 36 milyon lira görüyoruz. Zaten biz özet raporda da gördüğümüz üzere bu çeyrekte 96 milyonluk bir net dönem karı vardı. Bunun üçte 1'i yani 36 milyonu üçte birinden fazlası hatta yatırım için gidiyor. Gelelim gelir tablosuna ve ARGE'ye. Gelir tablosuna geldiğimizde bakın araştırma geliştirme giderlerinde 50 milyon lira görüyoruz. Yani 9 aylık net dönem karının yarısı ARGE'ye buradaki yine toplam rakamın 3'te 1'inin yatırım harcamalarına gittiğini görebiliyoruz ki bu bizim için çok çok önemli bir nokta olmuş oluyor. Çok çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bakmamız gereken diğer bir durum faaliyet raporu ve yurt dışı satışları. Şimdi faaliyet raporuna baktığımız zaman faaliyet raporu ortalama 100, 150, 200 sayfalık bir rapor. Bu raporu eksiksiz olarak okuduğumuzda şirketin yapacağı yatırımları, atacağı adımları, gireceği sektörleri ne kadar ilerleyebileceğini ve hangi alanlarda yoğunlaşacağını çok net olarak öğrenmiş oluyoruz. Bugün 50 milyar dolar üzerinde serveti olan Warren Buffett bile günde 300-400 sayfa faaliyet raporu okuyorsa bizim en azından onun iki katı kadar faaliyet raporu okumamız gerekiyor. Beceremiyorsak da en azından almak istediğimiz, yatırım yapmak istediğimiz şirketin mutlaka açıp faaliyet raporunu şöyle bir göz gezdirerek bir saat incelememiz gerekiyor ki doğru şirkete yatırım yaptığımızı veya hangi şirkete yatırım yaptığımızı bilelim. Yani faaliyet raporu konusunu temel analiz eğitim serisinin içerisinde de anlattığım için burada çok detaylı girmiyorum. Faaliyet raporunu açıyorum ve okuyoruz. Aslında burası çok basit. Nelere yatırım yapacağını faaliyet raporlarında hangi noktalara dikkat edeceğimizi de o video içerisinde anlatıyorum. Mutlaka eğitimi dinlemeyi unutmayın. Bir diğer nokta yurt dışı satışları. Mesela bunu nasıl bulabiliriz? Gördüğünüz gibi iş yatırıma geldim. İş yatırımın dip notlar kısmında şirketlerin yurt içi yurt dışı satışları gözüküyor. Mesela ARDZ'ye baktığımızda yurt içi satışlarını çok güzel şekilde arttırdın. Yani yurt içi satışlar kısmında iyi olduğunu fakat yurt dışına herhangi bir satışın olmadığını şurada bir çeyrek bir satış olmuş. Onun ardında yurt dışına satış yapmadığını görüyoruz. Özellikle yazılım teknoloji inovasyon şirketlerinin herhangi bir yurt dışı satışı için engeli de yok. Zaten yazılım işi içerisindesiniz. Kargonuz yok, paketlemeniz yok, oraya gönderimi yok. Nasıl yapacağım, bu kuralları nasıl hocam, ithalat, ihracat gibi bir durumunuz yok. Yazılımsal noktalar burada çok daha kolay. O yüzden bizim istediğimiz şey çok daha yüklü bir yurt dışı satışı. Belki yurt dışı satışının da üzerinde bir yurt dışı satışı istiyoruz. Özellikle de yazılım şirketlerinde. Burada ARDEZ'nin büyük bir eksiği ve bu tip bir hissenin de geleceğin hissesi olabilme imkanı gitgide düşmüş oluyor. Çünkü yurt dışı satışları yazılım şirketleri için çok çok önemli dir. Bu kriteri de dikkat ediyoruz. Dediğim gibi seçtiğimiz ise sadece örnek olarak seçilmiştir. Bir diğer önemli noktası burada yine Geleceğin şirketleri için çok önemli olmasa da verimlilik, likidite, borçluluk, karlılık, büyüme, nakit akış gibi noktaları kontrol etmemiz gerekiyor. Neden aslında çok önemli değil diyorum. Bunlar çok önemli temel marjlar ama biz geleceğin şirketini yani 3 yıl sonraki, 5 yıl sonraki, 10 yıl sonraki iyi şirketi aradığımız için şu an verimliliği çok iyi olabilir. Şu an karlılığı çok iyi olabilir. Şu an borçluluğu çok güzel, çok az olabilir ama 2 sene sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden biz şu anki temel karlılık büyüme verilerinden çok geleceğine, ufuktaki hedefine yol onlaşıyoruz. Ama dediğim gibi alım için doğru noktayı bulabilmek adına ve aldığımız şirketin de batık olmadığını görebilmek adına bunları incelememiz lazım. Verimliliğine baktığımızda ne görüyoruz? Stok yönetiminin sıkıntılı olduğunu, stok tutma süresi 5.5 günden 30 güne yükseldiğini görüyoruz. Bir satış sıkıntısı olabilir. Likitide de herhangi bir sorun yok. Borçlulukta, borçluluk yapısında herhangi bir sorun yok. Sadece finansal borç ağırlığının artışının. Kısa vadeli borçlar içinde finansal borçların payı %26. Geçen sene %16 olan oranın artması istenmeyen bir durumdur diye belirtilmiş zaten. Karlılıkta sorun sorun yok, büyümede sorun yok, nakit takım sıkıntısı olmadığını görüyoruz. Bunun üzerine tabii ki doğru alım noktalarını, doğru kademeleri seçebilmek için teknik analizden de yararlanmamız gerekiyor. Ama geleceğin şirketleri bulunurken önemli nokta arge ve yatırımlar, nakit dengesinin kurulabilmesi, yurt dışı satışları, öz kaynak büyümesi ve faaliyet raporlarının incelenmesidir. Bunlar incelendiğinde birçok şirket arasından çünkü bunları onlarca şirket için inceleyip en iyisini, en doğrusunu bulduğumuz zaman işte geleceğin şirketini bulmuş oluyoruz ve geleceğin şirketi Şirketini bulduğumuz zamanda ise Çok ciddi karlar kazanmış oluyoruz Ve herhangi bir trade yapmadan Herhangi bir uğraş içerisine girmeden Videoyu sonuna kadar izlediyseniz unutmadan kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın Bir videonun daha sonuna geldik temel analiz eğitim serili videolarımız Devam edecektir ardından yeni eğitim serilerimizde çıkmaya devam edecektir Abone olup beğeni atarak bizlere destek olabilirsiniz İzlediğiniz için canı gönülden teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın